Selam dostlar. Günaydın. Ben bugün iki gün evdeyim. Güzel bir kahvaltı. Kaç gündür kahvaltı yapmadım biliyor musunuz? Hep sabahın köründe gidiyordum ya işe. Bugün bir güzel kahvaltı yaparım dedim. Ailecek. Vallahi kahvaltı süper gözüküyor arkadaşlar. Bir bakın isterseniz siz de. Bugün tost yapmayacağım. Ay yok, bugün tost yemeyeceğim kızım. Bakın 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 arkadaşlar. Buyurun buyurun. Çıkın çıkın, gelin hep beraber kahvaltı. Evet değerli dostlar, Almanya'da gurbetçi ailenin evine hoş geldiniz. Selamun aleyküm değerli kıymetli gönül dostlarım. İlkaycığım bak, ben susuyorum, Ercan abin konuşuyor. Hani değerli dostlar, kahvaltıya yumurta yapalım dedik. Bunu Ercan geçen size demiştim ya, evet. Köy çiftlikten almış diye. Bakın böyle işte. Şimdi bu Selma, çay versene bana. Değerli kızlar, aslında benim hiç açılışlarım böyle olmazdı, daha güzel olurdu değil mi? Ama işte Ercan abiniz açılışı yapınca böyle her şey karışıyor. Fazla da demir ne? Ya şey çatalım. Tavaya fazla da değdirmek istemiyorum. Şimdi hanımefendiler kızacak, Selma ne yapıyorsun, tavayı mahvettin diyecekler. Hayır Selma, iki yumurtayı getiremedim Selma. İşte kızlar yeter. İçine şeker falan hazır. Evet can dostlarım, gönül dostlarım, siz bir tanesiniz kız. Ana yumurtalar da hakikaten, ya gerçekten söylüyorum, marketin yumurtasıyla bu çiftliğin yumurtası arasında çok büyük bir fark var. En büyük farklardan biri bu yumurtanın sarısı var ya, daha bir sarı oluyor. Marketlerindeki o kadar değil. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni uzun zamandır görmediydiniz, ben konuşmuyordum. Artık konuşacağım. Bundan sonra konuşacağım arkadaşlar. Sizin için konuşuyorum. Buyurun gelin kahvaltı yapalım. İki gün boşum, iki gün evdeyim. İyice bol dinleneceğim. Çıkacağım, yürüyüş yapacağım, gezeceğim artık. Tabi Selma Hanım gelirse onu da götürürüm. Ne yapayım artık, yarın da gelsin. Ne olacak? Ben yiyeyim. Bana afiyet olsun. Selma sen konuşma, ben karnımı doyuruyorum. Zaten hep öyle, hiç ben konuşmayayım. Sen sadece otur, karnını doyur. Kızlar gerçekten bakar mısınız, çiftlik yumurtası sapsarı. Aslında gerçekten erimeyeceğiz. Öyle. Hep gidip oraya, değerli dostlar, size bugün bir hanımefendinin eltileriyle yaşadığı bir polemikler var. Onlardan biraz size bahsedeyim kızlar. Ne hayatta ne insanlar var ya. Allah hepimizin yolunu iyilerle, iyi insanlarla, hayırlı dostlar çıkarsın. Gerçekten akrabanın bile hayırlısını nasip etsin. Kıymetli bacılarım, inanın bu devirde kimi dost, kimi düşman olduğunu bilemiyoruz. Aslı, mukbang yapıyorum kız. Aslı'nın Aslı, şimdi sana taktı. Mukbang, mukbang. Ekmek arası mukbang yapıyormuş, bak Aslı. Ay böyle de güzel oluyor, Selma siz seyredin beyim. Allah'tan kork. Neyse kızlar. Hadi bize afiyet olsun. Tamam, acıdım, gel hadi gel Selma, hadi gel. Hadi bize afiyet olsun kıymetli bacılarım. Siz de kahvaltı sofrasında veyahut da yemek masasındaysanız. Devamında görüşeceğiz. Bugün ben varım. Hadi birazdan beraberiz. Selam canlar. Selma ben dedim bak. Selamun aleyküm değerli kıymetli dostlar. Tekrardan beraberiz. Sabah Ercan Bey biraz açılış yaptı. İlkay kızmasın bana diye Ercan abisiyle başladım açılışa. Değerli dostlar, bizim vallahi daha saat çok erken kız. Bakın Allah, hava karardı. Biraz da iyi değilim kız. Gene bugün böyle bir halsizleştim. Güya bugün Ercan'la dışarı çıkacaktık kıymetli dostlar. Değil mi? Alışverişe mırıllandı. Ne yapacaksın? Hastayım diyorsun. Şimdi oralarda gezemen, tozaman. Otur evde. Tabii, hastadan sonra dışarı ne iş var canım dostlar? Yazık, günah daha çok hasta olur. He he, görüyorsunuz değil mi? Evde geçenlerde patates haşlamıştım ya. Salata falan yapmıştım. Birkaç parça patatesim kalmış. Bak o bu, girmiş evin içinde, bilmiyorum sizin eşleriniz de mi öyle. Ana, benim kocam evde durunca benim ömrümü yiyor. Onun için seviniyorum ya. Kocam işe gidince oynayasım gelir. Kocam evde olunca hasta oldum ne dersin? Neyse, ben de hep evde olduğum zaman hasta oluyor. Bütün işler bana bakıyor. Hiçbir şey yaptığı yok değerli dostlar. Kız bacılarım. Ya vallahi bir de güzel doğru konuş bir kere ya. Doğru konuşuyorum. Ne yaptın Ercan? Elinde kocamsız içer bir şey yapamıyorum desene ya. Alakası bile yok Ercan'cığım. Her şeyimizi çok şükür kızlarımla yapıyorum. Sus, uydurma onu da. Yalan konuşamam. Neyse o doğruyu doğru. Yalan mı bacılar? Kızlar neyse, çenemiz düşmesin. Vlog da olacak şimdi. Benim ne işim var o zaman benim mutfakta? Evet değerli dostlar. Bak ne diyecektim, unutturdu gene kız. İşte ne diyecektim? Ya niye böyle yapıyorsun ki? Ha
dolapta dedi iki tane dedi, iki üç tane patatesim kalmış. Ha, bu patatesler kokacak görüyor mu? Bari kalk şunlarla mantı muntu, sen söz vermiştin. Ercan evet. Bugün halim yok. Vallahi, vallahi yok söz verdi. Dedim. Hatta size de dedi. İnan kızlar ayakta bile zor duruyorum yemin ederim size. Neyse ama Ercan dedim şey o mantı hamuru sert hamur oluyor biliyorsunuz bacılar. Onu yoğurmak yoğurmak zor. Vay efendim makinem varmış. Makinayla yoğur. Ercan hepsi aynı. Bana diyorsun ya makine var. Ben yoğururum kız. Sen yeter ki söyle. Neyse kızlar sabah da gördünüz ya şu dolaplarımın içi karman çormandı. Sabah kalktıydım işte kahvaltıdan sonra oraları güzel temizledim. Vallahi çekmedim kız o kadar çok temizlik blokları var ki. Anam hızlandıra hızlandıra gösteriyorlar. Ben de yapmadım ne yalan söyleyeyim. Şimdi size oturup da dolabın içini neyini göstereyim. O arka şuraları ağlar falan olmuş. Açıkça söyleyeyim. Koca bırır bırır yapmazsa yasa yapmayacaktı arkadaşlar. Yine benim sorumla yok yaptım. Efendim yok o da değil. Makinayla o aralarını neyini dolabın arkalarını falan çektirdim. Güzel sildim canlar. Güzelce eşyalarımı da içine geri koydum. Oraları bitirdim. Buzdolabımın üstünü sildim. Çünkü orası biliyorsunuz açık alan olunca kaçak da koyuyoruz üstüne. Oraları da temizledik. Neyse bitti işte gitti. Kalktım çenesi durmuyor. O patatesi kavurdum kızlar. Bari dedim böyle hani mayasız hamur açılıyor ya el açma börekler. Bir 5 tane şöyle yarım kilo 500 gramından gelin go anlatayım vlog doldu. Efendim böyle su, tuz, un. Başka hiçbir şey yok. Su, tuz, un. Şöyle sakız gibi bir hamur yoğurdum değerli dostlar. Bakın çok güzel bir hamur. Bayağı bir yoğurdum. Bu hamurumdan 5 tane beze çıktı kızlar. 5 bezeyi şimdi ben bu hamurumu ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz oklavayla tabak büyüklüğünde açacağım. Sonra tabağımın içine tereyağı erittim. Orada da tereyağım var. Yeme yeme belki yetmez. Tadı güzel olmuş Selma. İyi tamam ne gurcu. Her şey azıcık dur bire. Şurada blok çekiyorsun. Çeri. Neyse sakinim. Ben çok iyiyim. Kızlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu bezelerimi şöyle tabak büyüklüğünde açayım. Şu tabağımın içine tereyağı da erittim. Gelsene Tuğçe'cim. Bakın burada da tereyağım var. Onu da hazırladım. Buracığa koydum değerli dostlar. Burada da bakın patatesimin içine de bir tane soğan doğradım. Onu kavurdum. Patates attım. İçine de baharat attım. Sakın salça falan kullanmadım ben. Toz biber, karabiber, yaprak biber, tuz. Başka hiçbir şey yok. O da böreğimin iç harcı olacak. Burada da ne var biliyor musunuz? Kızlar, kız sizlere uzun zamandır göstermek istiyordum. Kış çorbası yapacağız. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi ben buraya bir tane soğanı elimde doğradım. İçine attım. Zeytinyağısı var içinde. Bir kaşık da un koyacağım. Bir de burada domates salçası, biber salçası. Onları aktaracağım. Nohut, yeşil mercimek, bir de şu kesme çorba. Bunlarla mix bir çorba yapacağım. Kış çorbası değerli dostlar. Ha, onu şimdi bekletiyorum. Önce Ercan'cığım 2 dakika kapat. Allah'ım ya Rabbim. Gürültü oluyor. Vasikokan'ın sesi çıkıyor. Sen kahve yapacaksın. Işte. Ama Ercan'cığım biz vlog çekiyoruz. Kahve keyfi yapmıyoruz ki şimdi. Yemek yapıyoruz. Aa anam ya. Vallahi milletin kocası karısına destek oldu. Benim koca da benim kanalı sabote ediyor ya. Vallahi resmen sabotaya uğruyorum ya. Sabota diyemiyorum da. Hah, dil de dönmüyor. Sen benim kanalımı sabote ediyorsun ama. Ya görüyorsunuz mu değerli dostlar ben ne yapayım nerelere gideyim bilemedim. Şu hamurlar burada dur bir yere gitme Selma. Vallahi canlar işte şimdi gel Tuğçe'cim şu hamurumu şöyle tabak büyüklüğünde açayım kızlar size bir göstereyim. Şuradan da oklavamı alayım. Şöyle bak. Bu şekilde beşini de açacağım. Tabağım bu şöyle tabak büyüklüğünde. Ondan sonra şuradaki tabağıma koyacağım. Kızlar ben şunu hemencecik yapayım. Vlogumuz dolmasın. Sizinle konuşacağız daha çok şey var. Elinde niye açmıyorsun Selma oklavayı açıyorsun? Onu öyle çevir. Hemen oraya da dökmüşün. Allah maşallah elime de her şey yakışıyor ha. Yemin ederim hayırlı olsun bana. Evet canlar 5 yufkamı bezilerimi açtım. Bunu da böyle durdu koydum efendim diyemedim. Şimdi Ercan onu da yağlasın değerli dostlar. Ondan sonra bunun üzerini kapatacağız. Şöyle bir yarım saat bekleteceğim. Kızlar bakın püf noktası bu. Hamurunuzu çok güzel sakız gibi yoğurun. Yoğurduktan sonra efendim böyle benim gibi tabak büyüklüğünde açın. Böyle tabağın üzerine koyun. Erittiğiniz zeytinyağı ve sıvı yağı da birleştirdikten sonra bu şekilde bolca yağlayın. Ondan sonra ağzını kapatın şöyle streç filmle yarım saat kenara atın beklesin. Hiçbir şey olmayacak. Ne yapayım? Duracak lazım daha lazım ana.
bir şey bildiği yok ki. Nasıl bir yerim ama? Dur kızım. Görüyoruz değil mi? Hoş gel, hoş geldin Sude Naz. Hoş bulduk Selma. Sude de işten geldi teyzeleri. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş buldum, hoş buldum. Yoruldu benim sarı kızım. Evet canlar, bakın şimdi de böyle streç filmle böyle ağzını kapatacağım. İşte şöyle yarım saat şurada oda ısısında şuracıkta bekleteceğim. O orada beklerken biz bu taraftayız değerli dostlar. Burada da çorbam için yağımı koydum. Evet. İçine bir yemek kaşığı un attım. Salça. Bir de şu salçamızdan attım efendim. Domates ve siz biber. Söyleyin. Biber salçası. Tabii ben bunu Ali'ye verir miyim? Verme verme Selma. Görüyorsunuz can dostlar, ben de karıştırıyorum. Yani görüyorsunuz. Ben siz olmuyor diyorum, inanmıyor bu bana. Bunu içine su koyacağımız zaman canlar içine aktarırız. Yazık, niye şu araya gitsin değil mi? Tabii. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tamam hayatım, dur şimdi çekil, sen o unu ben bir halledeyim. Evet değerli dostlar, şöyle unumuzun kokusu çıkana kadar şöyle bir bunu burada kavuracağız. İşte kızlar böyle. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Doğru dürüst sohbet de edemedik. Ercan sen olunca ben bloğu hep karıştırıyorum ha. Vallahi bak. Seninle hiç olmuyor. Ben de özlediğim bende. Resmin var şu alemde. Aman, sana olsun. Kavuşmak isterim. Derman yok dizlerimden. Evet canlar, şimdi şöyle bu oldu. Soğanımız kavruldu. İsteyecek misin bunu? Yok, gerek yok. Şöyle bir suyumdan azıcık atayım. Ama benim kahve sütümü de kullanıyor. Suyumu. Ben karıştırayım. Ercan bir dur. Kızlar şöyle suyu kısa önce bir yapıyorum ki hani topaklanma falan olmasın diye. Şimdi yapacağım Ercan, yapacağım. Kafa mı koydun? Azıcık valla. Bilmiyor arkadaşlar, ben öğretiyorum. Ne yapayım, elimde giren budur. Hangi öğreniyor? Ah şu mant, şu hamuruna mant sıkılmaz mıydı? Bunun içine şöyle bir su bardağı haşlanmış. Dünden ben bunu yıkadım, haşladım. Şöyle bir bardak çay bardağı mercimek. Yeşil mercimek. Bir çay bardağı da nohutu haşlanmış. Gene aynı şekilde nohutu. Hayatım bir dakika bırak. Tamam. Tamam, danke. Bakın kızlar, bu şekilde böyle olacak, haşlanacak. İşte kız 5 dakikalık çorba. Ha Selma, bu böyle mi olacak? Hayır değil. Daha bunun İçine baharatlar falan girecek. Onlar daha sonra. Önce bu böyle bir taşın pişecek efendim. Bunu terbiyeleyeceğim mi? Terbiyesini attık ya un salçası içinde ya. Bak nasıl biliyorsun, görüyorsunuz değil mi? Evet ya işte. Efendim evet. Şimdi bu çorbamız şöyle bir kaynasın. Yeşil mercimek, nohut şöyle bir hani haşlanıp pişsin. Pişmeye yakında şu gördüğünüz hamurumuzu atacağız. Sizin evinizde şehriye varsa, evde kesilen şehriye, onu kullanın. Ben hani onu yerken böyle adam ağzımıza yüzümüze çarpıyor. Ben bu daha hoşuma gidiyor. Şöyle bir orta çay bardağı kadar da bu hamuru şeyden, hamur kesmeden atacağım efendim. Göreceksiniz. Görüyor musunuz? Şimşek gördünüz arkadaşlar. Görüyorsunuz mu canlar? Ne kadar basit bir çorba. Hem de o kadar da lezzetli bir çorba olacak. Hani tavsiye ederim kış. Her zaman ne diyorum kızlar? Sizin ruh haliniz o gün mutfakta nasılsanız, nasıl bir zenginlik beyninizde, ruhunuzda genişlettiriyorsanız çorbalarınızın içine de onları katın. Yemeklerinizi, katın. Her şeyinizi, sevdiğinizi katarsanız, biz kadınlar biliyorsunuz taştan aş yapan insanlarız değil mi? Biliyorsunuz ben her zaman bunu vloglarımda söylerim. Ben her zaman sevgimi de katarım. Daha bir lezzet duruyor. Bilmiyorum Selma Hanım katıyor. Durur mu? Guma guma. Vallahi guma. Garı böyle şeyler olur ya. Ben ne dersem illa kendi sevgisini de katacak. İlk vlogları hep ben söyledim Selma. Ha tamam ya, ben şimdi copy mix oluyorum. Kopya çekmiş oluyorum ha. Öğretiyorum arkadaşlar. Tamam. Ben Can Bey'den sevgisini katıyorum. Sen Selma konuşmana devam et. Ben Can dostlarım. Ben bir kahve alayım. Gürültüden dolayı kusura bakmayın. Canlarım benim. Değerli dostlar. Biliyorsunuz kızlar. Ben ara ara böyle bazı gönül dostlarımızın böyle yaşanmış acı dolu, bazen mutlulukla mutlu olan hikayelerinden bana yazıyorlar. Kız Selma bacım, bizim de şu şeyimizden yaşadığımız bazı üzücü şeyler oldu, anlatsana diyorlar. Kimi bacı, yani şimdiye kadar tepki almadım. Herkes dedi ki Selma kız anlat vallahi dedi. Kimi bacılar dedi ki Selma bizim de anlat inan dedi.
Hani böyle dedi, sen anlatınca biz de dedi geçmişimize geçiyoruz ve o günler yeniden gözümüzün önünde geliyor biliyor musunuz dedi. İnanın değerli dostlar, bir Canan'ım demiş, Canan'ım sen dedin herhalde. Diyor ki Selma abla acıların kadını oldun. Anne biliyor musun? Bazen dertli insanların dertleri olur, sorunları, sıkıntılar olur. Bazen yanındaki yakınların seni dinlemez biliyor musun? Anlamazlar. Bazen onlara anlatmak süt yok. Bilmiyorum öyle içeride var mı? Ya da normal süt koyacaksın. Şey kahve sütümüz yok mu? Bitti. Ercan dur ya şurada. Ay ben diyorum ya ben böyle şeyleri Ercan yokken anlatmam lazım. Tamam Ercan yürü. Ay de ömrümü yedin yemin ediyorum. Ömür yiyen koca diyeceğim ha. Ömür törpüsü. Oy Allah'ım sen bana sabır ver. Amin. Değerli dostlar. Amin inşallah. İnanın hani bazen en yakın çevrenizdeki insanlar sizi anlamazlar. Hani aman abartıyorsun, aman bıktık ya bu ne hep aynı konu. Hep böyle bir şeyler derler. Siz hep anlatacağınız zaman içinize atarsınız. Veyahut da güvendiğiniz kişiler sizin hani siz ona bir sırrınızı bir derdinizi verirsiniz. Tutarlar orada burada onda bunda dedikodu olarak geçer. İnsanlar artık korkuyor biliyor musunuz? Birilerine derdini anlatmaya yakınlarına. Bu insanlar da ne yapıyor? Hiç tanımadığı insanlara. Onlara hani kendi dertlerini yanıyorlar. Bakın benim de başımda böyle böyle hayat geçti. Ne hayatlar var. Sibel'im dün demiş ki yazmış şeye vlogun altına. Selma abacı biliyor musun demiş. Senin demiş bunları anlatınca kendi kendime dedim ki vay be ellerde ne dert var benim derdim ne ki diye. İnan kendi derdime güldüm Selma'cığım demiş. Evet hemen öyle bir şey yapalım. Benim derdim dert midir? Senin derdin yanımda. Devam Selma. Ağlayacağım seni. Allah'ım ya kız ben anlatmasam mı? Allah'ım sen bana sabır ver. Değerli dostlar. Bana bir hanım kız kardeşim, benden küçük bir kız kardeşim dedi ki Selma abla dedi ah ah dedi sen dedi anlatıyorsun da dedi benim de dedi öyle acı günlerim geçti ki dedi. Biliyor musun dedi ben dedi severek evlendim. Evlendim eşimle dedi hani istedik birbirimizi severek evlendik. Kayınvalidim beni hiç istemedi dedi. Yani dedi eşim seviyor ya dedi mecbur kaldı beni aldı dedi. Neyse evlendik Selma abla dedi ama kayınvalidim hep bana böyle hani düşmana bakarsın ya dedi. Hep bana soğuk davrandı dedi. Eşim de dedi aşırı derecede ailesine düşkün dedi. Eşimin de dedi 3-4 tane işte erkek kardeşleri var. Bir tane kız kardeşi var dedi. Ondan sonra o kadar düşkün ki onlara dedi. Evimiz ayrı da olsa günümüz hep onların yanında geçiyordu. Ben de ilk gelinim Selma ablacığım dedi. Ay dedi inan dedim. Hani otursam laf, kalksam laf dedi. Evet. Kaynanam sürekli dedi, bıdır 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 depemde dedi. Bir yemek yapsam az yap, çok yapma. Ondan sonra bir de dedi ben kaynanamın hani köylüsü, akrabası olmadığım için hani ben dedi onun dışında bir yerden geldiğim için dedi. Bana sürekli elin yamuk, ayağın yamuk. Aman sen şöylesin sürekli bana dedi. Agresif agresif hakaretler hani laflar söylüyor ama dedi hani bir eşimi dedi onların yanında küçük düşürmemek için de dedi hep içime atıyorum tamam anneciğim diyorum dedi hatta kayınvalidemin annesi bile dedi o evde kalıyordu dedi kayınvalidemin annesine bile dedi Selma abla ben baktım altını da temizledim üstünü de temizledim hayır duası alayım hem kayınvalidem belki beni sever gözüne girmek için dedi. O kadar emek verdim ki dedi Selma abla ne yaptıysam kayınvalideme yaranamadım dedi. Neyse dedi hatta bana dedi ki dedi bunu diğer oğullarımı evireceğim kendi köyümden kız alacağım. Ondan sonra bizim işte köyün kızlar şöyle böyle yani ayrımcılık yapıyor anladınız mı? Neyse efendim bu hanımefendi diğer oğulları evleniyor. Biri kendi köylüsü biri başka bir yerde. O gelen gelinler de kayınvalideye mum tutturuyor. Kayınvalide ilk geline yaptığının hiçbirini diğer iki küçük geline yapamıyor. Onlar kayınvalidenin ne işini yapıyorlar ne gücünü bıdı 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 bıdı. Kayınvalide o kadar büyük konuşuyor ki büyük geline fırsatını vermiyor. Neyse bu büyük gelin eltileriyle de iyi anlaşıyor. Hatta diyor ki an diyor ne güzel bana can oldunuz diyor. Onların her işini yapıyor. Onlara derdine dert oluyor. Ama hani benim çektiklerimi onlar çekmesin diye ne çabalar veriyor biliyor musunuz? Ama eltilere de yaranamıyor. Eltiler geliyor, büyük görümcenin yüzüne gülüyorlar, kuyusunu kazıyorlar. Ama bu büyük görümce biraz saf olduğu için bunları görmüyor. Aslında saf değil, iyi niyet diyelim biz ona. Evet, aynen öyle, iyi niyetli. Ercan da yanındaydı konuşurken hepsini biliyor. İyi niyetli. Şey,
lafını bağla kesebilir miyim? Kesme, söyle Ercan, söyle. Doğru. Gerçek doğru. Bunlar gerçekten şimdiki zamanlarda fazla yok da bu şimdi 20 de var. 20 sene önceki bu evliliklerde gerçekten var Selma. Bak, buna ben kendim de çoğu şeyle de şahit oldum. Yani duydum, var efendim, gördüm. Benim çevremde de çok kişi de var. O yüzden gönül rahatlığıyla sizlere bunları anlatıyorum ama evet, elime geçse o kaynanayı vallahi şuracıkta boğarım. Ben de kaynan olacağım. Eğer öyle kaynan olacaksan beni de bir... Allah nasip ederse olacağım da ben öyle kaynan olurum. Ben kaybeder oluyorum. Sen de iyi kaybeder olur. Evinde durur bu. Gelin, gelin baba desin uçar. Kanatlanır uçar. Ben o kadar değilim ama asla gelinime yani bilmiyorum. Tabii ki çocuğum bana müsaade ettiği müddetçe değerli dostlar. Benim oğlum bana bir sınır koyar. Anne şuradan şuraya geçeceksin. Ben o sınırın arkasını geçmem. Niye? Çünkü benim çocuğum o kızla mutlu olacak. Onlar iyi olsunlar. Anne babalar ne ister? Evlatlarımızı everelim. Yuvalarını kursunlar. Mutlu. Arada sırada gelsinler bir bayramımızda, özel günümüzde. Halımızı, hatırımızı sorsunlar. Hastalandığımızda bizimle ilgilensinler. Bir annenin babanın istediği en büyük şey odur. O, başka ama şey gerisine değil. Ben, vay gelin şuran şöyle, vay senin evin mi pasaklı, vay oran mı şu, olmaz. Parayı ananla babanla mı yiyor, oğlum kazanıyor, sen mi harcıyorsun? Böyle bir kaynana asla olmam. Allah'ım beni öyle kaynana yapacaksa hiç yapmasın efendim. Yok. Altını ısırayım mı Selma'cığım? Kızlar gelin. Bakın çorbam kaynıyor. Bakın şöyle biraz kaynasın. Gördünüz mü? Zaten hepsi haşlanmış olduğu için. Evet. Bu şekilde kaynayacak. Kaynasın Selma. Şimdi bakın Eûzü Besmele'mizi çekelim. O yetecek mi o için? Yeter hayatım, yeter. Tamam, sen konuş, şimdi ben canlar, ben bak hamuru da attım içine. Şimdi Ercan ara ara bunu karıştırsın. Evet arkadaşlar. Hamur içine çökmesin, anladınız mı? O orada kaynasın. En son yağsını yakacağız buna. Tekrardan yağ evet, yakacağım. Evet can dostlar. Ve çorba bitti kızlar. Görüyor musunuz? İki dakika. Görüyorsunuz değil mi? Sol elde kahve, sağ elde çorbayı karıştırıyorum. Bir yandan da sizinle sohbet ediyorum. Yani gerçekten yani çok basit aslında vallahi billah. Vallahi şimdi o tencere neyse. Ercan sus. Yani ben öyle kaynana olmayayım değerli dostlar. Vallahi aha büyük konuşuyorum. Asla yapmam. Çocuğumu elimle eve vereceğim, bir elimle yuva mı yapacağım? Allah korusun. Beyin yaptırtırmam. Ya ben kendim yapmam zaten. Mesela ben yaptırtırmam. Valla yaptırmam. Ben giderim evine alışverişini de yaparım hepsini. Yapacaksın tabii. Çocuğumu sıkıştığı zaman da tabii ki gideceğim. Alışverişini de yapacağım. Yemeğini de yapacağım. Gerekirse gelinimin özel tabii günlerinde, hasta olduğunda, doğumlarında tabii ki gideceğim. Tabii beni istediği müddetçe. Tabii. Bana verdiği müsaadeye kadar ben kendi şeyimi yaparım efendim. Neyse kızlar. Bu eltiler var ya, bu eltiler. Bakın kızlar, elti derken genel anlamda asla demiyorum. Ben öyle bir eltiler tanıyorum. İnanın bana, samimi söylüyorum. Yani gördüğüm zaman ya siz elti misiniz dediğim, elti olduklarını duyunca şok oluyorum. Bacı gibiler kız, bacı bacı. Bir elti, birinin bir şeyi olsa elti koşuyor. Birinin kışlığı yapılsa elti elti. Bir yerden bir şey gelse o elti ona. Öyle eltiler var ki Allah karşımıza helal süt emmiş eltiler nasip etsin. İnanın bir laf vardır, bilir misiniz? Elti eltinin, bakın elti eltinin kumasıymış. Ölünce de mirasçısı olurmuş. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için kıymetli bacılarım, Allah karşımıza iyi insanlar çıkarsın. Değil mi? Bunu cümlenizin, derim. Gerçekten neyse, öyle. Bu hanımefendinin şansına kötü eltiler düşmüş kızlar. Neyse bu kız işte bunlara hep iyilik yapar, kışlıklarını yapar, şununu yapar. Kızın kendine göre bir bahçesi varmış. Bahçede ne pişirirse eltilerine. Çünkü kaynana bu kızı öyle alıştırmış. Kendilerinin emrinde alıştırdığı için bu kız evinde bir tas çorba pişirirse hepsine verecek. Çünkü koca da o tarafa aşık. Kaynana kardeş aşık olduğu için kız da mecbur yuvası için, bir de severek evlendi. Kız kendi ailesine bile şey yapamıyor. İzinsiz bir şey yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ailem de bana aman dönerim dönerim beni kapıya atarlar korkusuyla. Bunların emrinde. Neyse kızlar, bu eltiler var ya. Kaynana da bu eltiler umduğu gibi çıkmadı ama fırsat da vermiyor. Tabii eltilerin hizmetinde maaş muş bu eltilere gidiyor. Büyük eltiye zındık yok. Kız büyük eltiye de ihtiyacı yok. Durumu da iyi. Neyse kızlar, bu eltiler bu büyük eltiyi kıskanıyorlar. Ne yapsak da bunun kuyusunu kazsak. Neyse durmadan dedikodu medikodu yapıyorlar. Kendi aralarında sohbet yapıyorlar.
İşte bu eltiye denk geliyorlar. Aman kocamız bize bugün şöyle yaptı. Kaynanam böyle, görümcem böyle. İşte üç kadın bir araya gelince ne olur? Dedikodu olur. Dedikodu nedir muhabbet? Olur kız, ara sıra biz de yaparız. İşte kocam bana bunu etti. İşte kaynanam şunu gördüm. Görümcem böyleydi. İyi, iyi. Aman anam böyleydi. Kardeşim böyleydi. Ediyoruz ya. Günah, Allah günah, günah yazmasın son, ama. Yazıyor ama. Bir sus. Günah. Ediyoruz hepimiz. Bunlar da kendi aralarında böyle muhabbetler etmişler. Bu ya kızcağız da Allah'ım günah kı. Bu kız da işte ona demiş ki aman senin kocan bekarken de şöyleydi. Kız böyleydi. Aman şöyle falan filan. İster istemez laflar konuşuyor. Öbürününkine de öyleydi. İşte kaynanasından bu büyük gelip zamanında çektiklerini anlatıyor. İşte canım diyor ben zamanında böyle böyle çektim ama siz şanslıydınız. Siz çekmediniz. Kaynanam böyle falan. Bu kızın tüm ses kayıtlarını WhatsApp'ta konuşuluyor ya, hepsini çekiyorlar. Kaydediyor. Bu kızı gizli gizli konuştukça ettikçe kaydediyorlar mı anam? Sonra bu eltilerin üçünün arasında bir tartışma çıkıyor. Ufak bir şeylerde. Bu büyük elti bunlara diyor ki sizden diyor bıktım vallahi diyor. Hep iyilik yaptım hem nankörlük daha sizinle konuşmam dedikten sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu ses kayıtları konuşulanlar hemen gidiyorlar kocalarına aktarıyorlar. İşte kocacığım. Yengen sana şunu dedi, evet. Yengen sana bunu dedi, anana bunu dedi, danana bunu dedi, anlatıyorlar. O kayın dinlemeden yıllarca ekmeğini yedi, onun kirli çamaşırlarını yıkadığı yengeyi ağza alınmayacak küfürler, hakaretler. Onları yapacak. Ondan sonra gidiyorlar kayınvalide, etmedik, işte senin gelinin sana bunu diyor da sana şunu neler neler. Kaynana hopluyor zıplıyor. Aa, neyse efendim. Neler var ne? Koca bir sefer kocası karısına diyor ki niye böyle? O da diyor ki tek ben demedim ki hayatım bak onlar da dedi durumu anlatıyor. Kocası diyor ki şöyle bir düşünüyor aklı başında adam. Ya hanım diyor bir de bir sürü bebesi var. O arada bu gelin hamile biliyor musunuz? Hamile. Kocası karısına inanıyor ve ilk defa orada diyor ki yıllarca sen benim anneme dört dörtlük gelinlik yaptın. Kardeşlerime bunu yaptın. Kardeşlerim sana bu küfürlü hakareti yapmayacaklardı. Karılarına kızıp oturtturacaklardı. Madem yengem bize bu hakareti küfür ediyor, siz niye ettirdiniz deyip kendi karılarına kızacakları yerde sana bunu yaptıkları için diyor. Kadı kızın çocukları da annenin arkasında duruyor. Koca da arkada duruyor. O tarafa kızıyorlar. Ondan sonra kontağı kesiyorlar. Kız diyor ki abla eş dost akrabaların kontak çünkü aynı çevre. Her yerde benim dedikodumu yapıyorlar. Bu kızın psikolojisi bozuluyor. Hamileyken inanın o kadar streslere gidiyor. Psikolojik tedavi görüyor. O kadar zor süreçler geçiriyor ki anlatamam size. Kız şimdi yalnız evinde uyuyamıyor. Biliyor musunuz? Artık kıza ne yaptılar bilmiyorum. Kız abla acaba büyü mü yaptılar bana bir şey mi? Evinde tek başına duramıyor. Geceleri kızı korkutuyorlar. Hamilelik stresli geçtiği için. O kadar acılar çekmiş ki kızlar. Ondan sonra kocası demiş ki orayla irtibatı keseceksin bir tek annemle. Annem o benim demiş. Mecburum annemle görüşürüm. Sen gitme ben gider gelir anamın hatırını alırım diyor. Ara böyle bir zaman geçiyor kızlar. Ama kız gene de dayanamıyor. Gene de kayınvalidesi falan hastalanıyor. Kayınpederi falan gene gidiyor onlara bakıyor. Öteki etkiler umur bile etmiyor. Ama kaynana daha o tarafın bayrağını çekiyor biliyor musunuz? Bu kız bakıyor, bu kız yediriyor. Daha kaynana gidiyor, gelinleri alkışlıyor. Yazıklar olsun öyle kaynana. Zaten bu devirde yapanın değeri yok. Yapmayanın değeri yok. Bu devirde iyilik yaptı mıydın kardeşim? İnanın bakın. Tamam ben üzerinde söylüyordum. Tamam ben anlatıyorum ama Ercan ya tamam. Ben kadınım sana ne oluyor? Ha, o zaman hemen bunu da söyleyeyim sonra devam konuşalım. Hadi söyle hadi. Oy kaynana kaynana. Kaynar kazana atmalı. Yandım gelinden içe altın ağzına atmalı. Anlat Selma. Hem kaynana için geçerli değil değerli dostlar. Ya ben öylesine söylüyorum ya. Yani diyeceğim kıymetli bacılar, güzel kız kardeşlerim, Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın. Bu kız kardeşimizin de işte eltileri yuvasını yıkmaya kalkmışlar. Ne eziyetler çekmişler, psikolojisi bozulmuş bu kızcağızın. Neler neler değerli dostlar. Yani Allah karşımıza akrabanın da hayırlısını çıkarsın biliyor musunuz? Kurban şey, olduğum Allah şey. Bizlere ne veriyorsa her şey, Ercan tabağımı yitsen onu. Ne veriyorsa her şeyin hayırlısını versin. Kızlar gelin gelin. Bakın oklava kullanmadan bakın ha, bakın. Buna oklava ben bunu yok böyle da. Açacağım değerli dostlar. Ha. Bu kendi açılıyor zaten.
Benim masa dar olduğu için canlar anca ben böyle 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 açacağım. Yırtılırsa hiç Ercan kahve bardağını çek. Çektim Selma'cığım. Oraya oturup da kaynana gibi konuşma. Ben ama 9 kaynana bedeli. Kızlar bakın beklediği için bu kadar kolay açılıyor. Görüyorsunuz değil mi? İşte ben sana geçen hafta öğrettim ya. Aynen yapıyorsun işte de. Aferin be. Güzel. Vallahi nasıl açılıyor ha? Bak hele bak. Kendiliğinden açılıyor yemin ederim. Yeter değil mi kız? Selma çok uzun açtın. Masam dar. Masam. Aynen. Masa. Masa. Ah şu masa var ya şu masa. Neydi? Bu masa. Ben şunu buraya masanın üstüne açarım. Böyle yaparım da kızlar. Masam dar. Masa. Ah masa. Ah. Ah. Ne yapak Selma? Yırtıldığına bakmayın. Olsun canım. Bakın canlar gördünüz mü? Daha da açılır mı? Ben bunu mi? Daha da açarım da ama kızlar açamayacağım. Çünkü masası dar. Masam dar. Kızlar bakın. Ben şuralar var ya şu kısımları alacağım. Ağız kısımları. Evet şu ağız kısımlarını alacağım. Şimdi çünkü bunları açamıyorum. Açamıyorum derken masamın azizliğinden buraları açamadığım için bu kısımları alacağım ki kalın olmasın, böreğimin ucuları daha lezzetli olur. Şu yanları manları komple alacağım. Bu şekil patatesimi alacağım değerli dostlar. Selma. Efendim. Bunu tavada mı çevireceğim, fırında mı? Hayır Ercan, fırınlayacağım. Tamam sordum canım sana. Ben geçen hafta tavada yaptıydım. Neyin altını yemeğin? Tamam. Ve komple kısayım mı? Evet. Bakın canlar görüyorsunuz mu? Şöyle. Şuraları. İhtiyacın yok. Bunu sen kendi yapabilirsin herhalde. Ercan. Ah Ercan. Ah 9 kaynanaya bedel. Vay vallahi. Ne yapayım can dostlar. 2-3 gündür yok oldum. Vallahi özledim sizleri. Ha yemin ederim. Hani konuşamıyordum ya. Şimdi acık konuşayım. Selma işin. Selma sen işine bak. Ben arkadaşlarla sohbet ediyorum. İşte can dostlar görüyorsunuz işte. Hani hamur açmak gerçekten çok kolay. Görüyorsunuz. Çok basit yani. Siz de yaparsınız evinizde. Yapın. Bir akşam eşiniz işten gelmiyor. Hemen şöyle bir hazırlayın. Hemen bir fırına verin. Vallahi var ya nasıl sevinirler vallahi. Ah biz erkekler var ya. Karnımız doysun. Geliyorsunuz kasvet değil. Doğru oluyor değil mi? Aferin sen. Aferin. Evet kızlar. Bakın. İşte olay bu. Beşini de bu şekil yapacağım değerli dostlar. Eline sağlık hayatım. Şimdi aferin. Ben bir fırınıma kabı tepsimi alayım. İçine yağlı kağıdımı koyayım. İncecik. Bu var ya vlog doldu. Ben şunları bitireyim. Bakın canlar görüyorsunuz mu? Hamur beklediği için. Görüyorsunuz değil mi? Ah Selma'nın yeri olsa da açsa. Açamıyorum işte. Sana yer sofrası alayım Selma, sen yerde yap. Ercan öyle yap. Biz şöyle valla büyük bir tane. Sen valla daha gerçekten yer sofrasında hamur açmak da daha kolay oluyor. Gerçek söylüyorum şimdi. Alayım da Selma sen. Hem mantı da daha kolay yapılıyor yerde, oturduğun yerde. O zaman almayalım. Mantıyla kim uğraşacak? Kızlar kendi kendine açılıyor biliyorsunuz mu? Bunu da size göstereyim dedim. Bak o tepsiyi göster Ercan. Üzerine yumurta sarısı süreceksin anne. Evet. Ya. İşte kızla hemen şu beşini de bitireyim. Sonunda gene iki muhabbet edelim kız. Çorba da kaynıyor. Bizim işte bitti. Bitti. Evet canlar. Benim son böreğim. Gelin bakın kızlar. Dördünü de yaptım. Ercan yumurta sarısını sür demiştim hayatım. Dedin mi? Bakın kızlar görüyorsunuz değil mi? Şiştiğine kendine şişiyor. İncecik zarf gibi bakın. Değerli bacılarım. Gördünüz değil mi? Şu kısmı bu şekilde sara 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 sara. İşte bakın. Şunu da şöyle altına verelim ve olay budur efendim. Hepsi böyle. Şunu da Ercan şöyle yanına atıverek dur. Dur hadi getir. Bismillahirrahmanirrahim. Sığ sığ. Aman yapışsın bir şey olmaz. Bolca da sür Ercan. Tamam olduğuna süreceğim şey sen mi? Evet kızlar. Ercan yumurta sarısını sürsün. Ben de şu çorbam pişti. Çorbamın yağsını yakayım. Börekleri fırına koyayım. Ocağı yakarken gene şimdi size göstereceğim. Vlog patladı gitti. Her eve lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10 parmakta 11 marifet.
Evet değerli dostlar, bakın hani böreklerimden tereyağı artmıştı. O tereyağımın içine ne yaptım biliyor musunuz? Nane, kırmızı toz biber, ondan sonra karabiber ve tereyağı. Bunu güzelce burada yakacağım efendim. Şöyle bir kaza, pişireceğim. Sonra bakın burada gördünüz mü çorbayı? Ercan Bey'in yaptığı çorba. İşte efendim çorbamız bu. Altını kısayım çorbamın. Çorbam çoktan piştiydi de kapatmıştım. Şimdi şurada pişen kızdırdıklarımı bunun içine dökeceğim. Bakın kızlar, Ercan'ın yumurtalı sarısını sürdü. Evet. Üzerine evet. Susam atalım mı? Yok be. Susam atmıyoruz. Atalım. Yok atmıyoruz. Be. Evet efendim. Şimdi böreğimizi Bismillahirrahmanirrahim. Fırına verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 200 şöyle 200. Orada 200 pişsin. De falan 200 gibi falan pişsin. Aman bu da pişti canlar. Bakın kızlar. Onu da buraya aktardım. İşte şimdi şunun içini alacağım da size şöyle göstermek için acele ediyorum. Vlogumuz çok uzun sürdü değerli dostlar. Bakın kızlar, gördünüz mü? İşte çorba budur. Kış çorbası. Bu kış çorbası doyurucu ana yemek gibi bir şey. Gördünüz mü değerli dostlar? Evet. Bu da çorbamızdı. Vallahi isterseniz dediğim gibi. Ekme bandır bandır ye. Ye ne istersen böreğine birlikte. Siz içine tavuk eti atın. Ne bileyim efendim. Arpa kesme makarna atın. Sarımsak atın. Bir şeyler diyecektim. Unuttum. Hep senin için. Ben ağzımı bile açmadım valla. Börek bitsin. Şuraya koyayım. Orada da veda yapalım. Vlog doldu. Anam ben nerelere gideyim. Yine yine bana bir şey kalmadı. Bunu kapattın mı? Evet değerli dostlar. Gelin kızlar. Gelin gelin. Böreciklere bakın. Bakın nar gibi kızardı kızlar, çıtır çıtır. Bak. Şimdi çıkardım bak fırında. Susak da çıtırtısını duyuyor. Oy kırıldı. Gördünüz mü? O kadar güzel oldu ki kızlar, altına bakın. Gördünüz mü? Altı da böyle. Yani şimdi çok sıcak keseceğim de sizin için ne yapacağım bilemedim. Şöyle tabağa alayım değerli dostlar. Biraz soğusun. Şuradan da çorbamdan alayım. Bakın kıymetli bacılarım. Alın size bir akşam yemeği. Eşinizle, ailenizle sıcacık bir börek yapın yanına. Evet. Bakın kocanızın karnını doyurun. Evde dünden de salatamız vardı canlar. Salatamızı da koyduk. Ercan abinizin önüne. Şöyle keseyim mi? Kızlar bakın. Susak Ercan. Onlar çok sıcak ya, çok sıcak. Taptaze dersen ama. Ama güzel olmuş. Kızlar bakın. Vallahi güzel olmuş. Ben kıymalı sevmiyorum. Ya peynir daha çok güzel. Çok sıcak. Patates mi? Patates. Patates. Vallahi dostlar şöyle alayım. Çorba da bitti vallahi billahi. Elime koluma sağlık can dostlar. Gördünüz işte. Bir saatte hepsini çıkardım ortaya. Ben daha ne yapayım erkek olarak? İşte gördünüz. Yumurta sarısını sürdüm, hamurumu yoğurdum, açtım, hepsini gösterdim size yani. Ben değerli bacılarım, inanın samimi söylüyorum, muhteşem. Tabii ki biraz soğuyacak, biraz dilim yandı da. Kız, bu da çok sıcak. Ercan'cığım sıcak, yeni koyduk. Dur, iki dakika dur, dur, iki dakika dur. Bekle, hepsi bitti. Tadına şimdi soğusun iyice. İşte böreğimizin içini ben hatta patatesi fazla koymuşum kızlar. Siz isterseniz patatesinizi az koyun. Ben çünkü bol böyle içinde olsun istiyorum. Hamurum çok ince. Patates de içinde bolca cimrilik yapmadım. Bakar mısınız? Vallahi incecik börecikler oldu. Afiyetçe yiyeceğiz. Öyle bilmiyorum da vallahi çorba çok güzel olmuş. Evet. Tavsiye ederim. Siz içine sarımsak marımsak Allah ne verdi? Gık doldurun katı karıştır çorbası işte. Gerçekten çok güzel olmuş. Mısır da atabilirsiniz ya, sizin evinizde ne varsa içine doldurun. Kış çorbası ana salçalı su olunca içine de ne atarsanız kabul eder salçalı su vallahi. Limon da sıkın. Gerçekten. Benim damak tazıma güvenebilirsin. Gerçekten çok soğumuş. Deneyim. Sıcak daha soğusun. Sabret az. Tamam, yemek sıcak sıcak yemek yenmez. Günah. Soğuk olacak. 7 aylıkmış. Pardon efendim. Ercan zıcırdatma. Bu bana sabret edince ben bunu böyle yapıyorum. Ne yapayım? Evet kıymetli bacılar. Bugün de bizden böyle olsun. Bugün size işte bu hikayemizden, bu kız kardeşimizin eltileriyle olan alakalı biliyorsunuz iftiralarını falan anlattık. Atılan iftirayı, neredeyse yuvasına yıkılacağını.
ama akıllıymış eşi. Değerli dostlar, yani sözün kısasını anlatalım. Ne olursa olsun hiç kimseye kötülük yapmayın. Her ne geçerse aranızda, hele bir yuva yıkmak için planlar, projelere girmeyin. Bugün siz başkasının yuvasını yıkmak... Değerli dostlar, bugün siz bir başkasının yuvasını yıkmak için plan, proje kurarsınız. Tamam. İnanır mısınız? Açtığınız kuyuya kendiniz düşersiniz. Aynen. Dünyada yuva yıkmak kadar büyük bir günah yoktur. Aynen. Unutmayın bunu. Bir de gıybet. Evet, dedikodu da yapmayın. Ha, evet. Şurada dedikodu yapıldıysa öbür tarafa aktarmayın ya. Aynen. Tutun şuranızı. Öteki tarafta onun etini yiyeceğinizi unutmayın. Hani et, biz bir et yiyebilir miyiz? Çiğ çiğ yiyemeyiz değil mi? Onun için ne olursa evet. olsun. Tamam Talha. Ne olursa olsun değerli bacılarım. Hayatta ne kadar şey başınıza gelirse gelsin, Yüce Mevlam'ın adaletine sığının, ilahi adalete sığının. Evet, acıdır. Sabır acı bir meyvadır efendim. Bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz ve sonunda o sabrı göreceksiniz. Benden size bu kadar. Bu da benden size bir söz olsun. Ne derler? Dünyada iki şeyi unutmayacaksın, iki şeyi de unutacaksın. Bunu da ben size bir dahaki vlogda açıklayacağım. Evet değerli dostlar, bizim vlogumuz patladı gitti. Başını ağrıttığım bütün bacılarımın, abilerimin hakkınızı helal edin. Özür diliyorum, biliyorum çok konuştum. Benim başım ağrısı. Hepinizin başı ağrımıştır biliyorum, haklarınızı helal edin. Efendim bu vlogumuzu burada kapatalım. Bir evet. dahaki vlogumuzda siz kıymetli dostlarımızla tekrardan beraber olalım. Bizimle tekrar beraber olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Like yapın, bol bol yorumlar yapın ve kanalımızı WhatsApp'ınızdan, Instagram'ınızdan, eşinizle, dostunuzla paylaşarak bize daha daha destek olursanız biz de daha çok kitlelere ulaşırız. Gerçekten izlenimlerimi görüyorsunuz bacılar, kardeşler. Ya ihtiyacımız var. Gerçekten sizin dostluğunuza, bize vereceğiniz değeri gerçekten ihtiyacımız var. Evet. Ne diyelim? Sizi en yüce Allah'ıma emanet ediyorum. Söyleyeceğim. Vlog tam oldu. Diyecek. Yine başladı vlog. İlk ayrı şuna bir şey de. Bakalım kimlerin evlerine konuk olacağız. Hoşçakalın, hoşçakalın can dostlar. Allah'a emanet olun. Allah'ımıza emanet olun. Sağlıklı kalın. Evet efendim, hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileyle lütfen kalın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizi en güzel Yüce Mevlam'a emanet ediyorum. Evet. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Görüşmek üzere.